Şimdi hemen Mahir Kılıç'a dönelim vakit kaybetmeden. Mahir, İsviçre'de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk bayrağını hedef alan provokatif saldırılar oldu. Bunun üzerine İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi dışişlerine çağrıldı. Detayları senden alalım. Evet, Büyükelçi Jean Daniel Ruch, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bizzat Bozay tarafından Ankara'nın tepkisi İsviçreli Büyükelçi'ye iletildi. O Büyükelçi, bu tür saldırılara asla müsaade edilmemiz gerektiği iletildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak failerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin süratle yapılması gerektiği ifade edildi. Bu talepler Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından İsviçre Büyükelçisi'ne iletildi. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı. Ömer Çelik, yetkilileri terör ve nefret suçları mücadele konusunda kararlı olmaya davet etti. O skandal görüntüler İsviçre'nin Zürih kentinde kaydedilmişti. Zürih Devrimci Grev Kolektifi adlı bir grup tarafından Zürih'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kukla ve Türk bayrağı yakıldı. İsviçre polisi ise bu olayın bilgileri dışında olduğunu ve izinsiz bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. İşte o görüntülerin ortaya çıkması hemen ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Biraz önce ifade ettiğim gibi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay tarafından İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Ankara'nın tepkisi iletildi. Bir kez daha ifade edelim. Bu tür saldırılara asla müsaade edilmemesi gerektiği ifade edildi ve olayla ilgili soruşturma başlatılarak faillerin bir an önce yakalanması gerektiği Büyükelçi bizzat Dışişleri Bakan Yardımcısı tarafından iletildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı açıklamada tepki gösterdi bu olaya. Ömer Çelik, İsviçre makamlarının bu alçak eyleme göz yummasını şiddetle kınıyoruz ifadelerini kullandı diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım. Büşra. Evet, Mahir Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz. Canlı bağlantılarımıza devam edeceğiz.